Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Peter Bismarck Krek serimizin 22. bölümüne hoş geldiniz. 22 bölüme ulaştık demek. Şu şarj ola dursun, ben size o iki bölüm arasında ne yaptığımı söyleyeyim. Birincisi, şuraya bir tane, iki tane daha barrel taktım. Bir tane scrapleri depolamak için. Ancak o diğerini henüz bağlamadım. Gerçi şunları otomatik alacak bir sistemde yapmadık. Fakat şimdiki ihtiyacımız yok. Ayrıca oraya kurduğum sistemin bir benzerini buraya da koydum. Relay'imiz burada. Üstünde bir üstünde de bir adet filter'ımız var. Otomatik olarak bunların voodoo'nu sağlıyor. Tabi bunlardan charcoal'u ve creosote'u alacak sistemi daha sonra yasaklıyorum. Çünkü bu bölüm söz verdiğim gibi değişik bir şey yapacağım. Bunun için bize ne lazım? Çiçek. Ve lanet olsun bir tane daha elmas. 14 tane elmasım kaldı o kadar elmastan. Olsun değer. Diye kendimi avutuyorum. Ve kesinlikle kovaya da ihtiyaç mı olacak? Çünkü bu arkadaşı yapmak için bir adet sınırsız su kaynağı lazım. Ve jetpack yemeği giysem güzel olabilir. Anlayacağınız üzere bu bölüm Twilight Forest'ta olacağım. Şu an Twilight Forest'ın portalını yapmakla meşgulüm. Tabii kuma koyamıyorduk seni. Seni niye çevireyim? Tamamdır. Azıcık güvenli bir mesafe. Ve gördüğünüz gibi Twilight portalımız hazır. Yemeğime uygun yeri alayım. Portal gunuma uygun yeri alayım. Kendime ekstra bir kılıç daha yaptım. Ve potato'muzu yiyelim. Epek dursun. Hop. Dalmatian Terrain. Şu an Twilight Forest'i yaratıyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şu an Twilight Forest'dayız. Tabii buraya bir landmark yapacağım. Waypoint. Twilight Forest çok fantastik bir evren. Ve çok ilginç yaratıklar ve bazı bosslar içeriyor. Bunlar da buradaymış. Bu bosslardan bazıları öldürmesi inanılmaz derecede zor. O yüzden bosslara bulaşmayabilirim. Ve kesinlikle çok ilginç hayvanlara da sahip. Ve şurada bir tanesini görüyoruz. Keçi. Bunun dışında kuşlara sahip. Gördüğünüz gibi şöyle şeker şeylere. Ve başka yukarıdan. Tabii şey pek üstümüzde değildi. Hayretten maden yönünden de zengin bir yer. Ve şurada gördüğünüz gibi bazı ilginç harabeler mevcut. Haritaya bakarak bazı yerlerde daha değişik ilerleyebiliriz ve sanırım şurada bir kale var. Ya da şu ağaçlardan ve şöyle devasa ağaçları da mevcut. Evet, bunlar ağaçmış. İçeri bir girelim. Selam Creeper ve Skeleton. Creeper icabına baktı işin. Ve bir şey yapmam gerektiğini unuttum. Bu yüzden hemen bir Overworld'a gitmem lazım. Evimize.
Burada ufak bir şey yapabilirim. Portalın yanına geri döndüğümüzde. Daha doğrusu evden geri döndüğümüzde. Neyse ben evden geri döndüm size. Ve işte yapmayı unuttuğum şey bu. Ender Chest modunun eklediği ikinci bir şey daha var. Ender Pouch. Ender Pouch basit olarak taşınabilir Ender Chest. Herhangi bir Ender Chest'e sağ tıklarsanız ki zaten beyazdı. Gördüğünüz gibi şu an bunun içine erişebiliyorum. Bunun içine bir şey koyarsam eğer otomatik olarak sorting sistemde yerini alacaktır. Evet. Bu sayede yanımda taşınabilir bir sorting sistemimin yanında taşıyorum. Maden falan bulduğumda ya da inventory'imde olduğunda bunu kullanabilirim. Bu çok işime yarayacaktır. Ve artık portalımıza geri dönebiliriz. Whoop. Ayrıca geri dönüş için güzel bir fikrim var. Turuncu portal açsam çok daha mantıklı olur. Çünkü tamamdır. Burada bir turuncu portal açık bıraktık. Şunu da gönderelim. Evet. Şimdi ben ilginç bir şey bulunca geri dönelim size. Gerçi dur, şurada maden kazıyorduk. Sanırım şuralarda biraz daha ilginç yaratıklar var. Yok, keçiymiş sıradan. Sugarcane. Siz bana lazımsınız. Sanki Overworld'de yokmuş gibi. Selam zombi. Evet. Demin de dediğim gibi burası madenler yönünden inanılmaz derecede zengin bir yer. Ki gördüğünüz üzere gayet çok kolay bir biçimde maden bulabiliyorum. Pek yüksek bir yer değil. Hani gördüğünüz gibi şu an 29'dayız. Bunun anlamı copper bulmak biraz sıkıntı olabilir. Ancak diamond falan filan bulmak biraz daha rahat. Diamond'a da ihtiyacımız var. Ve ben lepeğimi taksam çok daha süper olabilir. Bunun dışında bosslardan bahsetmiştik. Ve bu bosslardan bazıları cidden ama cidden öldürmesi çok sıkıntılı bosslar. Eğer bir tanesine denk gelirsek ne demeye çalıştığımı gösteririm size. Ve tabii siz beni madende izlemeyi pek sevmezsiniz. O yüzden ben biraz ilginç bir şeyler bulana kadar kamerayı kapıyorum. Size bahsetmeyi unuttuğum bir şey şunlar. Torchberries. Gördüğünüz gibi kendileri de ışık üretiyordu. Ancak bunun dışında kullanım alanlarına bakıyoruz. Torch yapımında kullanılıyorlar. Bunun dışında Magic Mac Focus falan filan. Evet. Bunlar Twilight Forest'ın eklediği bazı itemlar. Ne işe yaradıklarını tam bilmiyorum. Çünkü bu mod üzerine cidden hakim değilim. Dolayısıyla da sizde çok fazla bilgi veremeyeceğim. Ama bir maceracı için güzel bir şey ve ben içgüdülerime kulak verip her seferinde madene dalıyorum. Ama ne yapayım? Seviyorum madenciliği. Gerçi zaten oyunun adı Minecraft. 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 Madencilik ve bir şeyler yapma. Oyun bunun üzerine. Sadece craft değil.
Bunun dışında şunlar ağaçların kökleri. Evet, madeni ben sonra hesaplasam daha güzel olur. Şimdi sizlere yolluyorum evlatlar. Kuzularım. Sorun sistemim onların icabına bakar. Ve ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Şu ağaçlar hakkında ufak bir detay. Gördüğünüz gibi üzerlerinde, ah alamadım bunu, şarkı söyleyen bir böcek türü var. Hover. Bunun dışında Firefly ve Ağustos böceği. Bakalım kullanım alanları var mı başka? Yok. Yani bir şey craftinde kullanılıyor bu. Firefly çağır. Bunun olduğunu gösterebilirim birazdan. Ve şu an bu moddaki en ilginç şeylerden bir tanesine denk geldik. Gördüğünüz gibi birazdan Dark Forest'a girdik. Dark Forest azından anlayacağınız üzere karanlık bir orman. Ve buraya tortusuz girmeyin sakınlıkla. Sakınlıkla. Burası ayrıca yemek yesem güzel olur. Bu fark ettiğim güzel oldu. Güzel bir mushroom kaynağıdır. Mantar toplamak istiyorsanız burası gayet mükemmel bir yer. Ayrıca ilginç bir odun tipi de eklediği için niye senle kazıyorum ben? Balta yok elimde. Selam skeleton. Gördüğünüz gibi şöyle bir renk. Yani dekoratif işlerinizi de işin değiştirecek. Yani değişik seçenekleriniz var. Bunun dışında özel bir mushroom türü de ekliyordu da onu bulamadım. Bulursam eğer zaten direkt göstereceğim size. Glowshroom olacaktı galiba adı. Ve buldum. Glowshroom gördüğünüz gibi üzere parlayan bir mantar. Sen nesin? Ha, ateş böceği galiba. Bakalım Glowshroom'u nelerde kullanabiliyor? Pardon, maşkulu. Yanlış da. Hiçbir şeyde kullanılmıyor. O zaman boşuna toplamayalım. Tabii bunun içlerinde bir kalemsi bir şey olacaktı da ya da olmayacaktı emin değilim. Ve mağara. Şu an aradığımız şey mağara değil. Red Power World Generation'ı o world dışındaki worldlerde de etki ediyor. Gördüğünüz gibi şu an bir Red Power volkanı görüyoruz. Yeni bir basalt kaynağı daha. Ve bir yaratık tipi daha. Gördüğünüz gibi weed düşürüyorlar. Hostile mob oldukları için normal hostile mobların düşürdüğü şeyleri de düşürüyorlar. Yani bunun anlamı medium shard düşürebiliyorlar. Twilight Forest hakkında tehlikelidir demiştim. Bu güzel bir örnek oldu. Bakalım başka neler bulacağız. Zombie Villager'dan çakma bir zombie. Ha, Bauxite görüyoruz. Bu
Yani kısacası burada Overworld'de bulacağınız orların hepsini bulabiliyorsunuz. Copper yüksek tanıtıra hariç. Gerçi Copper'ı da bulabilirsiniz eğer şanslıysanız. E bakalım. Nikolite'i buluyorsunuz gayet. Red Power Generation'ın ne kadar iyi çalıştığını gördünüz demin. Volkan ekledi. Bunun dışında bu Revine daha sonra bulay. O baya güzel çalışıyor Word Generation gördüğünüz üzere. Bunun dışında başka nereye gidebiliriz? Ha. Mushroom'lardan söz açılmışken dadam dadam ve dev versiyonları. Benim asıl bulmaya çalıştığım bossumsu bir şey. Çünkü sizde bir boss savaşı göstermek istiyorum. Gerçi ölme ihtimalim bile var. Çünkü yeterli bir zırha sahip değilim. Ama hani üstümdeki zırh parçaları kırılana kadar da yeni zırh yapasım yok. Aha, karga. Bunu öldürürsek bize hiçbir şey vermiyor. X dışında. Ve yaban domuzu. Eğer yaban domuzuna saldırırsak pek hızlı olmadı ama o da bize saldırıyor. Dur galiba. Yok, kaçıyormuş. Neyse. Domuz eti için başka... Aa, bu arada bir şey düşürüyormuş bu. Sen ne yapımda kullanıyorsun? Arrow yapımında ve tamam. Bunun yapımında kullanılıyor. Ve water özel bir arı tipi daha bulduk burada. Bakalım scoop'umuz yanımızda mı? Hayır. Neyse, sonra geri dönelim. Bunun dışında hemen bir haritaya göz atalım. Keçi, daha fazla keçi. Bu arada onlardan da yün elde edebiliyorsunuz. Ve özel bir spawner var burada. Bunu şimdi sadece aydınlatacağım. Burada dikkatli olun. Bu çevrelerde bu kötü bir world generation örneği. Bakalım kuşları öldürünce bize ne veriyorlar? Bir şey vermiyorlarmış. Güzel bir demir yatağı. Ama buraya daha sonra gidelim. Madencilik için buraya uğramam güzel oluyormuş. Ve şu an aradığım daha önemli bir şey. Ve Industrial Craft Rubber Tree'leri. Bunlar her yerde. World'de bu kadar kolay bulamıyordum. Evet, bakalım başka... Aha, geyikler. Gördüğünüz gibi geyiklerimiz var. İnek sesi çıkartıyorlar gerçi ama. Onları bu world'e geçirmeye çalışabilirim. Sanırsam Twilight Forest'ten geçiyorlardı. Ya, o world'e geçirmeyi deneyeyim bir onları ileride. Evet. Ama şimdi değil. Ve! İşte o ilginç şeylerden bir tanesi daha. Dıdın dıdın. Labirent. Labirent'e dolaşarak zaman kaybetmeyelim. Ve özel bir spider spawner'ı. Ve melon seed. Nihayet. Melon seed'imiz yoktu. Ve bir şey bana saldırıyor. Bunlara değince canımız yanıyormuş. Tamam, buna dikkat edeyim. Oyuna eklediği gördüğünüz üzere kaktüs.
Burayı bulmam iyi olmuş. Meta şu an tamamen tanımlanmamış item chest'imi dolduruyorum. Melon seed. Golden Apple. Golden Apple'a kime hayır diyebilir? Bakalım başka nelerimiz var. Aha. Şurası ilginç bir şeye benziyor ve burada özel bir spawner daha var. Saldırgan kurt. Durduralım. Normal seed. Sen gel, gel, gel. Bakalım başka neler bulacağız? Buraya gelmiş miydik? Hadi ışıklandıralım. Flower pot. Bunu süslemek için kullanırım. Normalde craft edilebilir bu item de. Normal. Yani beleş. Nerede beleş oraya yerleş. Atalarımız ne demiş? Ve tabi buraya portal açamıyoruz. Atalarımız buraya portal açamayacağımızı söylemiş. Evet. İşte bunu bu yüzden yaptım. Gidip şunu şarj edelim. Ve yeni bir Dark Forest'ta daha beraberiz. Bakalım burada o aradığım şeyi bulabilecek miyim ya da zombiler tarafından öldürülecek miyim? Aha, özel spider türlerinden bir tanesi. Zehirliyorlar. Lanet. Lanet kaç 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 köfte kaç köfte. Bu yakındı. That was close. Ve sanırım bir şey buldum. Evet. Aradığım şeylerden bir tanesi bu. Bu kesinlikle çok ilginç bir yapı. Birkaç farklı karttan oluşuyor. İçerisi tamamen karanlık vesaire vesaire. Ama İçinde tamamen güzel itemlar mevcut. Chestleri bulduğunuz takdirde. Ama kesinlikle jetpacksiz gelinmemesi gereken bir yer. Abi bir saniye, bu farklı. Şu an bir boss'un yanındayız. Oho! Ama tabii buraya zırhsız da savunmasız da alırsam canım okunur. Dolayısıyla da seni ışıklandıralım kardeş. Ve kitap. Evet, ateş eden kitaplara sahip bu mod. You. Tabii bu çocukların yanında söylenmemesi gereken bir şeydi. Asiktir. 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 Siktir. Hemen onları geri alıp geliyorum. Evet. Ve böyle bir şey bulduk. Neyse devam edelim. Kaşınıyorum. Evet.
Boss'la kesinlikle savaşmayacağım. Bu bölüm en azından. Fakat buraya bir iz bırakacağım. Ve burayı biraz talan edeceğim. Birkaç daha değişik çiçek türü elde edelim. Evet, sanırım bu serinin başından beri ilk defa ölüyorum. Abi Moss Stone'lar. Moss Stone jeneratörü yapabiliriz bir tane. Red Power, Moss Stone ve Moss Cobblestone falan üretmemiz için bize yol ekliyor. Yol ekliyor. Red Power neye el atmadı ki? Bildiğim mod her şeye el atıyor. Ender Pearl düşünmedin tabii ki de. Buralarda bir yerde kütüphane olacaktı ama. Kitap, 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 kitap. Senden nefret ediyorum kitap. Zaten beni geçen sene öldürdün. Kaç, 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 kaç. Canımız dolsun. O esnada ne yapalım? Bence bu buradan kaçabiliriz. Ben kaçıp geliyorum hemen. Sağ salim evimize döndüğümüze göre sanırsam bu kadar bu bölümün Twilight Forest bu kadar yeter. Daha sonra daha iyi bir zırhla sahipken Twilight Forest'a gitsem daha iyi olur. Evet, sonraki bölümde ne yapmayı? Sonraki bölümde aslında bir oda daha açacağım. Evet. Yeni bir moda daha girişeceğiz artık. Bu bazılarınızın istediği bir moddu. Köftesiz köftelerin iyi günler, iyi eğlenceler.